Herkese yeniden merhaba. Geçen dersimizde üreme sistemine giriş yapmıştık ve üreme sisteminde dişi üreme sistemindeki kısımlardan bahsetmiştim. Ve ardından da o kısımlarla ilgili sorular çözmüştüm. Bu dersimizde de yine dişilerde menstrual döngü, adet döngüsü ya da regl olarak bildiğimiz konudan bahsediyor olacağım. Şimdi hatırlayacak olursak dişi üreme sistemi yumurtalıklar, döllenme kanalı, döl yatağı ve vajinadan oluşuyordu. Yumurta üretimi ergenlik dönemiyle başlıyordu ve menopoz dönemine kadar yani 45-50 yaşına kadar devam ediyordu. Hamilelik dönemi haricinde her ay bir yumurta oluşturuluyordu ve yumurta yumurtalıkta oluşuyordu. Ve yumurtalık arkadaşlar her iki yanda yani sağda ve solda dişilerde iki tane olmak üzere konumlanıyordu. Ve döllenme kanalına geçiyordu yumurta, yumurtalıkta oluştuktan sonra. Peki, sağ ve sol olmak üzere iki tane yumurtalığımız var ve burada yumurta üretiliyor. Üretilen yumurta, yumurtalıktan döllenme kanalına geçiyor. Eğer yumurta burada döllenmezse vücut dışına atılıyor. Döllenirse de döllenmiş yumurta yani zigot, döl yatağına yerleşiyor ve gelişerek embriyoyu oluşturuyordu. Şimdi yumurtanın yumurtalıkta oluşması ve döllenmediği takdirde vücut dışına atılması yaklaşık 28-30 günde bir tekrarlanıyordu. Bizler buna menstruasyon periyodu ya da regl döngüsü, adet döngüsü de diyebiliyoruz. Bu yani menstruasyon periyodu 4 evrede tamamlanır. İşte birinci evre folikül evresi, ikinci evre ovülasyon evresi, üçüncü evre korpus luteum evresi, dördüncü evre menstruasyon evresidir. Ve bu yaklaşık 28-30 güne tekabül eder. Ve tabii ki menstruasyon evresi de bireyden bireye yani dişiden dişiye değişir ve 4-5 gün sürer diyebiliriz. Şimdi baktığımızda menstrual döngü yaklaşık 28 gün sürer dedik. Menstrual döngüde aslında yumurtanın olgunlaşması, yumurtanın serbest kalması ve döllenme ihtimaline karşı döl yatağının hazırlanması söz konusu. Yani her ay döllenme olacakmış gibi ne yapıyor? Döl yatağının içi hazırlanıyor bebek için. Döllenmemiş yumurtanın döl yatağındaki hazırlıkların parçalanması ve vücut dışına atılması olayları da döllenme gerçekleşmezse ne yapacak? Bu oluşan yapılar yani bu hazırlıkların tamamı boşa gitmiş olacak ve atılacak arkadaşlar. Vücut dışına atılması söz konusu olacak. Menstrual döngü dişi bireyde ergenlik dönemiyle başlar. Menopozda yani 45-50 yaşında son bulur. Menopoz dişi bireyde yumurtanın oluşması ve menstrual döngünün son bulması olayına diyoruz. Menstrual döngü sırasında yumurtalıkta ve rahim duvarında tabii ki değişmeler meydana gelecek, hazırlıklar meydana gelecek. Sanki o kısımlar yani oradaki yapılar ne yapacak? Bir dizi değişiklik geçirecek. Menstrual döngü sırasında yumurtalıkta folikül, ovülasyon ve korpus luteum evreleri gerçekleşir. Ve biz bunları tek tek inceleyecek olursak, menstrual döngü sırasında rahim çeperinde menstrual akış, bölünme ve salgı aşamaları gerçekleşecektir. Menstrual döngü sırasında yumurtalıkta meydana gelen değişimler, şimdi baktığımızda işte folikül evresi, ovülasyon evresi, korpus luteum evresi zaten dördüncü ve son olan kısımda yani 28 günü yaklaşık 28 günü tamamladıktan sonra da ne evresi var? Menstrual, menstruasyon döngüsünün olduğu kısım var. Yani menstruasyon evresi dediğimiz kısım. İşte burada da yaklaşık 4-5 gün sürer dedik. Şimdi menstruasyon döngüsünde folikül ve korpus luteum evrelerinin her biri yaklaşık 14 gün sürecek. Dolayısıyla yaklaşık ne olacak? 28 gün olacak. Yani yarı yarıya diyebiliriz. Ovülasyon 1-2 gün kadar kısa bir zaman alır. Yani ovülasyon evresi dediğimiz yumurtlama evresi
bir iki günde gerçekleşecektir. Folikül evresinde genç bir folikül büyüyerek olgunlaşır ve ovülasyon evresinde ise folikül yırtılarak yumurtlama gerçekleşir. Korpus luteum evresinde artık yırtılan folikülün içerisinde yağ damlacıkları ile dolarak sarı cisim oluşacaktır. Zaten resimde de o şekilde verilmiş renk. Menstrual döngü sırasında uterus çeperinde meydana gelen değişimlere bakalım. Menstrual akışı aşaması, bölünme aşaması ve salgı aşamasında rahim duvarının değişimleri verilmiş. Gördüğünüz gibi yarısı salgı aşamasında gerçekleşiyor. Yaklaşık %30'luk bir dilimi menstrual akış kısmında gerçekleşiyor. %20'lik kısmı da bölünme aşamasında gerçekleşen bir durum. Menstrual akış aşamasının başladığı gün menstrual döngünün ilk günüdür. Bölünme aşamasında rahim duvarını oluşturan hücreler mitoz bölünme geçirerek rahim duvarı kalınlaşır. Salgı aşamasında rahim duvarı hücrelerinden bolca mukus salınır. Menstrual döngünün düzenlenmesinde hormonlar elbette ki görev alacaktır. Aynı zamanda menstrual döngüyü düzenleyen hipofiz hormonları FSH ve LH yumurtalığa etki edecektir. FSH biliyorsunuz folikül stimülan hormonu, yani folikülleri uyarıyordu. LH da lüteinleştirici hormondu ve yumurtalığa etki ediyordu. Yumurtalıktan sentezlenen östrojen ve progesteron hormonları da rahim iç çeperine etki edecektir. Şimdi östrojen hormonunu hatırlayacak olursanız ikinci dişi eşey karakterlerinin ortaya çıkmasını, işte sesin incelmesini vesaire sağlıyordu. Menstruasyon döngüsünde yumurtalıkta folikül, ovülasyon, korpus luteum evreleri gerçekleşirken döl yatağında menstrual akış, bölünme ve salgı aşamaları gerçekleşmektedir. Şimdi folikül evresine baktığımızda yumurtalıkta çok sayıda folikül bulunur. Her bir folikülde profaz bir aşamasında birinci oosit durumunda bekleyen yumurta bulunur. Ve bu birinci oosit durumunda bekleyen yumurta ne yapar? İşte folikül evresinde profaz bir aşamasında. Folikül evresine baktığımızda yumurtalıkta çok sayıda folikül bulunur. Her bir folikülde profaz bir aşamasında birinci oosit durumunda bekleyen yumurta bulunur. Ve bu yumurta ne yapacaktır? Hormonların etkisiyle foliküllerden biri büyür ve olgunlaşır. Bu süreçte folikül içerisinde yumurta hücresi oluşumunu tamamlar. Folikül evresi yaklaşık 10 ile 14 gün sürer. Yani bu dişiden dişiye göre değişir arkadaşlar. O zaman birinci oosit durumunda bakın bir sürü ne var? Hücre var. Ve bu hücrelerden bir tanesi ne yapacaktır? Birinci oosit durumundaki hücre folikül hücresini oluşturur. Ve gelişen folikülde artık zamanla yani 10-14 gün süre içerisinde birinci oositten olgun folikül hücresine dönüşmüştür artık. Ve folikül evresinde gerçekleşen olaylara baktığımızda hipofizden FSH hormonu, yani folikülleri uyarıcı hormon salgılanır. Ve folikül uyarıcı hormon folikülün büyüyüp gelişmesine ve yumurta hücresinin olgunlaşmasını sağlar. Gelişen folikülden çok miktarda östrojen, az miktarda progesteron salgılanır. Bakın bazen bunu sorularda sorabiliyorlar. İşte az miktarda östrojen, çok miktarda progesteron şeklinde sorabiliyorlar. Ama tabii ki siz bu bilgiyi bilmelisiniz. Yani çok miktarda folikülden çok miktarda östrojen, az miktarda progesteron salgılanır. Östrojen döl yatağının gelişimini sağlar. Östrojen aynı zamanda endometrium hücrelerini uyararak rahim iç çeperinde kalınlaştıracaktır. Kandaki östrojen miktarının belli düzeye ulaşması negatif geri bildirim ile hipofizden salgılanan folikül stimülan hormon miktarını azaltır
ve luteinleştirici hormonun salgılanmasını sağlar. Örnek 1'e baktığımızda yanlış şekilde menstruasyon döngüsü sırasında yumurtalık evreleri gösterilmiştir. Buna göre X evresi ile ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? X evresi ne? Onu yazalım. X evresi folikül evresidir. Yani folikül evresi diyelim. X evresinde hipofizden salgılanan FSH miktarı artar diyor. X folikül evresidir ve bu evrede evet hipofizden FSH salgılanır. O zaman bu FSH yani folikül uyarıcı hormonun miktarı da artacaktır. Ve böylece folikül gelişir ve folikülden östrojen salgılanır. Östrojen rahim duvarının hücre bölünmesiyle kalınlaşmasını sağlar. Şimdi olgunlaşan folikül yırtılır ve yumurta kanalına geçer. Olgunlaşan folikülün yırtılıp yumurta hücresinin atılması olayına ovülasyonla gerçekleşir. Ovülasyonla gerçekleşir. Yani folikül evresini gerçekleşmez. Dolayısıyla bu bizim için yanlış olacaktır. Olgunlaşan folikülün yırtılıp yumurta kanalına geçmesi artık ovülasyonda gerçekleşen bir durum olduğu için folikül evresini sormuş. O zaman bunu almayız. X sürecinde rahim duvarında hücre bölünmesi gerçekleşebilir. Evet. Östrojen rahim duvarının hücre bölünmesiyle kalınlaşmasını sağlayacaktı zaten. O zaman 1 ve 3 doğru olacak. Yani cevabımız ne olacak? Denizli olacaktır. Devam edelim. Ovülasyon evresine baktığımızda olgunlaşan folikülün yırtılıp yumurta hücresinin atılması olayına ovülasyon yani yumurtlama denir. Hipofiz hormonlarının etkisiyle gerçekleşir. Ovülasyon yani yumurtlama olayı 1-2 gün kadar sürer ve yaklaşık menstruasyon döngüsünün ortalarında 14. gününde yani yaklaşık 14. gününde gerçekleşen bir durum. Evet. Yani yumurtlama 14. güne tekabül etmekte. Ovülasyon evresinde gerçekleşen olaylara bakalım. Hipofizden LH salgılanır. LH'ın etkisiyle folikül yırtılır ve olgunlaşan yumurta hücresi atılır. Bu olaya yumurtlama diyoruz. Yumurta hücresi kirpikli huni yardımıyla yumurta kanalına geçer. Ovülasyon evresinde yumurta kanalına geçen yumurta hücresi yumurta kanalında eğer spermle karşılaşırsa döllenme gerçekleşir. Fakat karşılaşmazsa işte o zaman yumurta hücresi atılır ve hazırlıklar da boşa gitmiş olur. Gelelim ikinci soruya. Menstruasyon döngüsünde hipofizden FSH salgılanması, folikülün olgunlaşması, folikülün yırtılması, kandaki LH hormonunun maksimuma ulaşması. Olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Menstruasyon döngüsünde öncelikle hipofizden FSH yani folikül uyarıcı hormonun salgılanması gerekmekte. O zaman bir numaralı budur. Yani birdir. Birdir. FSH'ın etkisiyle yumurtalıkta genç foliküllerden biri olgunlaşır. Bundan sonra ne olacaktır? Genç foliküller olgunlaşacağı için arkadaşlar 2 olacaktır bu. Ve bundan sonra hipofizden LH salgılanır. Ve LH'ın maksimuma ulaşması ile de olgunlaşan folikül yırtılır ve yumurta atılır. O zaman bu 3 olacaktır. Bu da 4 olacaktır. Peki o zaman sıralayayım. 1, 2, 4, 3 olacak. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3 olacak. 1, 2, 4, 3 olacak. Yani Bursa çıkacaktır cevabımız. Devam edelim. Korpus luteum evresine baktığımızda. Yırtılan folikülün içerisinin yağ damlacıkları ile dolmasıyla oluşan yapıya korpus luteum yani sarı cisim diyoruz. Korpus luteumun oluştuğu evreye korpus luteum evresi deniyor ve bu evrede yaklaşık 10 ile 14 gün sürüyor. Korpus luteuma baktığımızda arkadaşlar bakın birincil oosit halinde buradan seçilecek bir hücre ne yapacak?
folikül hücresi, folikül stimülen hormon yani hormonun etkisiyle gelişecek ve olgun folikül artık ovülasyonla ne yapacaktır? Atılacaktır. Ve sonrasında corpus luteum sarı cisim haline alacaktır. Corpus luteum evresinde gerçekleşen olaylar. LH'ın folikülü uyarması sonucu folikül yırtılıp içerisinde yağ damlacıkları ile dolarak corpus luteum oluşur. Corpus luteumdan bol miktarda progesteron, bakın bu sefer corpus luteumdan bol miktarda progesteron, az miktarda östrojen hormonu salgılanır. Progesteron hormonun, bakın arkadaşlar şurayı tekrar etmek gerekirse, özellikle biraz önce belirttiğim kısımla burası işte karıştırılan kısım ve sorularda buralar sorulabiliyor. Corpus luteumdan bol miktarda progesteron, az miktarda östrojen salgılanıyor. Fakat folikülde farklıydı, tam tersiydi durum. Progesteron hormonunun etkisiyle döl yatağındaki kılcal damarlar genişler, kan miktarı ve mukus salgısı artar, süngerimsi bir yapı kazanarak embriyonun tutunabileceği bir ortam hazırlanmış olur. Peki corpus luteumun devamlılığını sağlayan progesteron hormonunun salgılanmasından hipofizden salgılanan luteinleştirici hormon etkili olmuş olacaktır. Eğer döllenme gerçekleşirse progesteron hormonunun etkisiyle zigot döl yatağına tutunur ve burada gelişimini tamamlar. Korenin gonadotropin hormonunun etkisiyle corpus luteum bozulmaz ve hamile bayanda LH hormonunun etkisiyle corpus luteum bozulmaz ve gebeliğin 5. ayına kadar progesteron hormonu salgılanmaya devam edecektir. Ve 5. aydan sonra plasenta oluşumu ile corpus luteum bozulur ve progesteron salgısını plasenta devam ettirmiş olur. Yani onun görevini artık o üstlenmiş olacak. Plasentada progesteron hormonu salgılanır. Gebelik süresince menstrual döngü de gerçekleşmez. Fakat arkadaşlar bazı anormal gebeliklerde bazen menstrual döngü gerçekleşebiliyor da. Yani kesinlikle ifadesi söz konusu değil burada. Plasenta oluşumu ile birlikte progesteron hormonunu plasenta salgılayacaktır. Ve eğer döllenme gerçekleşirse, döllenmeyi açıkladık. Şimdi döllenme gerçekleşmemişse açıklayalım. Şimdi eğer döllenme gerçekleşmemişse döl yatağında meydana gelen kalınlaşmalar parçalanır ve menstruasyon evresi gerçekleşir. Menstruasyon evresinde gerçekleşen olaylara baktığımızda eğer yumurta döllenmezse corpus luteum bozulacaktır. Kandaki progesteron hormonu miktarı azalacaktır. Döl yatağının duvarı parçalanır ve döllenmemiş yumurta ne yapacaktır? Ve doku parçaları bir miktar kan ile birlikte mukus yardımıyla dışarı atılacaktır. Evet. Şimdi arkadaşlar grafikleri bazen soruyorlar yine sınavlarda. Bakın kandaki hipofiz gonadotropinleri, bakın LH hormonu siyahla gösterilmiş ve FSH yani folikül uyarıcı hormonda kırmızıyla gösterilmiş. Burada genç folikülün büyümesi gerçekleşiyor. Yani LH ovülasyonu sağlayacaktır. LH arkadaşlar yumurtlamayı sağlayan hormondur aslında. Ve yumurtlama aşamasındayken, yani yumurta gerçekleşirken, yumurta atılırken şekil bu şekilde olacaktır diyoruz. Bakın LH maksimum düzeye ulaşmış, östrojen seviyesi daha az ve diğer durumda arkadaşlar bakın menstrual akış aşamasını göstermiş ve bölünme aşamasında rahim içerisini gösteriyor ve salgı aşamasındaki rahim içerisini gösteriyor. Yani menstrual döngüyü anlatıyor arkadaşlar. Buradaki durumlar tabii ki de kandaki hormon miktarının değişmesiyle sağlanıyor. Hormonlar değiştiği için de, yani hormonların miktarları değiştiği için de döl yatağında işte neler gerçekleşiyor? Kalınlaşmalar vesaire gerçekleşiyor veya o doku parçalarının eğer döllenme gerçekleşmezse de atılması söz konusu olacaktır.
Dördüncü soruya baktığımızda uterus iç duvarının kalınlaşıp kılcal kan damarları da zenginleşmesinde hormonlarından hangileri doğrudan görev yapar diyor. Yumurtalıkta sentezlenen östrojen ve progesteron hormonları arkadaşlar uterus duvarının kalınlaşıp kan damarıyla zenginleşmesinde doğrudan görev yapacaktır. O zaman bunlar doğrudan görev yapacak fakat FSH folikül stimülen hormon dolaylı yoldan etki gösterecek. O zaman cevabımız ne olur? Ceyhan olur. Evet, hipofizden salınan hormonlara bakalım. Bakın FSH, LH hormonları ve ovaryumdan salgılanan hormonlara bakalım. Östrojen ve progesteron. Yani aslında bakarsanız bunlar birbirini tetikliyor. Menstruasyon döngüsünde düzenleyen hipofiz ve ovaryum yani yumurtalık hormonları arasında geri bildirim mekanizması ya da feedback mekanizması vardır diyoruz. Yani hormonlar birbirine uyararaktan ne yapıyorlar? Bu döngünün düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyorlar. Tabii ki de bu menstrual döngü aşamasında yani menstrual döngünün işte gününün değişmesi vesaire gibi durumlarda stres vesaire gibi bazı hastalıkların da etkisi olabiliyor arkadaşlar ya da beslendiğiniz besinlerin de etkisi olabiliyor. Yine ekvatora yakınlıkta da bu durum değişebiliyor. Yani ergenliğe geçiş ve o sürecin uzayıp kısalması değişebiliyor. Ama normalde dişi bireylerde tabii ki herkes de bu şekilde olacak diye bir kayda yok. Yani 28 günde bir olacak diye bir kayda yok. Yaklaşık 28 işte 30 gün sürebiliyor bu döngü süresi. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.